Merhaba değerli seyirciler. Muğla'dan, Karabörtlen'den, Ula Bölge Stadı'ndan bir maçla karşınızdayız. Muğla U16 Ligi playoff mücadelelerinde Muğla Spor ile Fethiye 1923 karşı karşıya geliyor. İki takımın da kendi gruplarında şampiyonluğu var. Mavi formayla, yani turkuaz formayla Fethiye 1923, beyaz formayla Muğla Spor izleyeceğiz. Hem son kontrolleri sağladı. Yardımcılar yerini aldı. Ve maça Fethiye 1923 başlıyor. İlk baskı. Esameleri okuyalım. Muğla Spor'da kalede 19 numara Muhammed Mustafa Gözen, 66 Ege Çete, 99 Muhasan Şimşek, 21 Hüseyin Karaman, 4 Eymen Efe Özdemir, 5 Osman Ege Yorulmaz, 17 Ege Savaş, 20 Çağan Fırtına Altuntaş, 9 Altuğ Kuray, 10 Nihat Ege Ceylan, 7 Adem Polat Siner. Başlangıç kadrosu bu şekilde. Yedeklerde 1 Mehmet Baran Çetin, 23 Sinan Tuğra Teker, 77 Emir Furkan Uğur, 11 Mustafa Enes Yıldırım, 45 Bahattin Efe Günay, 88 Yiğit Dereli, 26 Orkun Olgun. Teknik sorumlu Mehmet Uyan ve antrenör Fatih Arslan yedek kulübesindeki yerlerini aldılar. Fethiye 1923'te kalede 1 numara Mehmet Barış Yılmaz, 93 Gökhan Küçükçotur, 28 Ali Eren Çam, 41 Memat Falkan, 40 Sabri Gökay Tütüncü. Özür dilerim, 60 numara Sabri Gökay Tütüncü, 94 Bilal Çelik, 19 Mehmet Taha Kocabaş, 22 İnanç Çalışkan, 10 Enis Boylan, 27 Volkan Özer, 9 Miraç Yıldız. İlk 11 bu şekilde. Yedeklerde 28 Bayram Güçlü, 30 Aziz Vatan Özer'den, 98 Oğuz Karataş, 53 Halil Tarhan, 42 Yusuf Çetin, 77 Oğuz Efe Şeyda, 29 Çağan Türk, antrenör Kazım Ankavrak kulübedeki yerini aldı. Maçtaki ilk köşe vuruşunu Muğla Spor kullanıyor. İçeride 5 oyuncu var Muğla Spor'dan. 6 oldu. Orta geldi. Karambol. Dokunamıyor. Dokunamıyor. Taç. Maça önde baskıyla başladı Muğla Spor. Muğla Spor'da ilk 18'deki tüm isimler, kadrodaki tüm isimler 2008 doğumlu, kendi liginde oynayan oyuncular. Fethiye 1923 ise karma bir takımla U15, U16, U17 takımında oynayan oyuncular hepsi burada. Takımın yarısı 2009'lu, yarısı 2008'li. Ege Savaş topun başında. Sola. Düdük geldi. Ege arka direğe ortası. Miraç karşılıyor. İnanç uzaklaştıramadı. Şimdi Muğla Spor'un hata devam ediyor. Altu. Gökhan girdi araya. Çıkmadı top. Enis. Bilal. Bilal'den İnanç. Bilal. Bilal. İnanç solda koşuyu yapıyor. Sağda Volkan vardı. Bilal atamadı topu, oraya kaybetti. Şimdi Ege. Ege'nin ara pası. Nihat'ın koşu yoluna taç. Enis
inanç. Evet, top öyle bir döndü ki çatıya çarptı, oradan karşıdaki evin balkonuna. Öğle yemeği yiyen bir abimizin masasına. Tamam, çıktı hocam, o dışarıda, tamam, devam et. Arapası savunmanın arkasına. Çok hızlı. Kaleciye kadar geldi top. Hemen başladı Eymen. Osman. Muaz. Eymen. Baskı var Eymen'e. Volkan'dan. Volkan. Eymen şimdi tekrar uzaklaştırıyor. Ege. Nihat. Nihat'tan önce Sabri girdi araya. İleriye doğru gönderdi. Efe. Kaç. Nihat. Nihat ayağının dışıyla bir orta denemesi. Taç. Açtı top Gökhan. Volkan. Muaz kazandı topu. Volkan'ın baskısı. Enis. Enis kurtaramadı topu oradan. Ege. Adem geri döndü. Muaz. Ege. Adem'den önce Memati. Şimdi Taha çekti topu. Volkan'ın koşu yoluna denedi. Ege'den döndü top. Bilal. Bilal attı kanada doğru. İnanç. İnanç yetişemedi topa. Taç atışı hemen kullanıldı. Taha tehlikeli geldi. Taç'tan önce endirekt serbest duruş. Hüseyin endirekt serbest duruşu kullandı. Enis. Gökhan. Hadi Ozu. Volkan. Taç. Gökhan. Şimdi Taha. Açtı ayağından inanca doğru. İnanç. İnanç. İnanç şimdi kaleye doğru dönmek istedi. Faul. Efe Çete faul yapıyor. Memati kullanacak serbest duruşu. Baraj istemedi kaleci Muğla Spor'da. Memati rahat bir vuruş yapacak. Kaleye doğru kaleci tek de kontrol ediyor. Degajı iyi kullandı. Gökhan karşıladı. Enis. Enis savunmanın arkasına yine gönderdi. Kaleci çıktı. Miraç'ın baskısı. Taç. Muhammed Mustafa taça gönderdi hemen. Gökhan. Eymen. Gökhan. Taha. Aleram. Aleram sekti top. Adem.
Adem, kaleci Barış. Barış açılmasını bekliyor arkadaşlarının. Volkan'a doğru gönderdi. Volkan, Miraç. Miraç atamadı. Eymen, Enis, Taha. Taha dönemedi. Nihat. Nihat Sabri'ye bir çalım. Nihat sağdan ilerliyor. İçeride Adem'in koşusu var. Nihat arka direğe gönderdi. Kontrolü iyi değil Altuğ'un. Destek bekliyor. Geriden Muaz bindirdi şimdi. Döndü Muaz'a. Muaz. Bilal girdi araya. Muaz tekrar kazandı. Taha kesti topu. Kontratak şansı. Volkan. Volkan. Volkan hızlı ilerliyor. Volkan. Volkan ortaya döndü. Biraz daha sabretse Volkan. Faul alacaktı. İtiraz ediyor hakem ama faullük bir durum yok. Rakibinden hızlıydı Volkan. Biraz daha devam etse faul olması işten bile değildi. Enis, Taha. Taha kaldırdı topu. Volkan ortada. Miraç şimdi Enis'e. Enis faul. Hocam da maç için birlikleri yap ya. Hocam hocam değil mi ya? Kısa tıklıyorsun hala. Uzun tıklayacaksın. Memati kullanıyor serbest duruşu. Kameralarımız ceza sahasına çevirdik. Memati açtı top. Hiçbir arkadaşı altı pasa koşu yapmayınca kaleci rahat aldı yine topu. Altı koş, altı koş, altı koş. Hocam bunları ver, bir daha yarasın bunu. Barış yumrukladı. Şimdi Ali Eren uzaklaştırıyor. Efe, Taha. Taha açtı topu. Volkan'ın önüne doğru. Volkan. Volkan arka direğe koşu yaparsa inanç tehlike. Şimdi Volkan inanca doğru. İnanç geç kaldı koşuda. Volkan kendine güvenemediği için tekte ayağından çıkarmaya çalışıyor topları. Miraç şut açısı arıyor ceza sahasında. Çıkarttı Enis. Aşırmaya çalıştı. Geçmedi top. Gökay. Adem. Adem Nihat'ın koşu yoluna denedi. Sabri'den geçmedi top. Sabri Gökay. İnanç. Nihat yine topla buluştu. Nihat karşısında Ali Eren var. Nihat. Nihat ortaya döndü. Ege. Gökhan. Elle kesti diyor hakem. Erken de atıyorsun bak. Omzuna çarptı diye gördük orada Gökhan'ın ama Gökhan da o şekilde itiraz ediyor. Hakem elle oynama dedi. Sırtı dönüktü. Yardımcı daha net gördü o pozisyonu. Hakem açısı hakemi yanılttı diyebiliriz. Gökhan'ın arkasına düşüyordu orada. Tehlikeli bir atak olabilir. Ege yanlış hatırlamıyorsam buralardan serbest duruşları iyi kullanan bir oyuncu. Yine topun başında 17 numaralı formasıyla Ege Savaş. 4 kişilik baraj düdük geldi. Ege. Ege barajdan döndü top. Bir kez daha Ege kaldırdı topu. Ali Eren'in ters vuruşu Barış. Barış degajı yine Volkan'a doğru, adrese teslim gönderiyor ama arkadaşları hocam çıktı, hocam çıktı, hocam çıktı. Barış'ın degajlarda atmak istediği yere koşuyu bir türlü atmadılar henüz. Daha inanç. Osman girdi araya.
Nihat Barış'a kadar gitti top. Barış yine Volkan'a doğru gönderdi. Enes'i aşan top. Top oyunda. Eğmen Efe Taç. Hadi gençler. Hadi bakayım, hadi oğlum, canlı mı fırtına, canlı mı olmadı ya? Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi, hadi salma. Volkan çıkamadı oradan. Valla filip çeviriyor. Onu yerine bile kaldırmadı. Gel hocam buyur. Ali Eren ceza sahasına gönderdi. Yine savunma karşılıyor Osman. Altu. Taç. Kafa vuruşu kaleci Barış. Barış. Muaz. Miraç. Taç. Daha bana atma dedi Volkan, Barış. Bilal. Adem. Ali Eren girdi araya. Şimdi Altuğ. Taç. İçeriye doğru çevrilen top. Bilal. Volkan, Muaz, Taç. Memati topun başında yine. Hoca hoca baş bir şey bilmiyor ya. Memati çok kötü vurdu. Taç. Muaz. Enes çevirdi içeriye. Ege. Ege uzun gönderdi. Kaleci Barış'a kadar gitti top. Barış rahat bıraktı. Karşıladı. Nihat Gökay'dan önce. Adem, Altu. Ali Eren yine girdi araya. Taç. Utku. Utku beni andı herhalde. Utku. Kart cezalısı bugün. Orta.
Nihat'ın koşu yoluna doğru bir top geçmedi. Enis. Tamam, maçtan sonra konuşalım. Tamam. Hayda geri yok da gel. Orta Ege'den kaleci Barış yumrukladı. Volkan, Bilal, Enis dönüverse arkasına bir koşu atsa orada hata çıkacak ama uzaklaştırılan top yine rakibinde kaldı. Ayağına bekliyor Enis. Barış gönderdi yine Volkan'a doğru. Muaz karşıladı. Taha iyi kontrol. Enis. Enis yerde faul. Kesin çalışıyor bunlar Allah Allah. Yine. Topal biraz ya. Merkezin çakılı kaldırılır. Kalkıyor hocam bak. Kalkıyor. Taktik bak. Kalkıyor hocam bak. Lazım hocam. Bu lazım. Gel böyle. Gel böyle. Bağırtı da değil gerçekten. Haydi aslar. Haydi. Ali Eren kullanacak serbest duruşu. Git çizgide kal. Ali Eren kaleye doğru. Koş. Rüzgar birden hız kazanınca top daha kaleciye rahat bir şekilde geldi. Nihat'ın koşuluna güzel bir top. Barış çıktı aldı. Gökhan. Koş. Bilal dokunamadı. Miraç, Taha. Savunmanın arkasına harika bir top. Offside diyor hakem. Offside değil diye gördük ama yardımcı hakem offside diyor. Göbekte kaldım ben. Anlamı yok. Beyler yerleşin yerleşin. Boğaz offside olan hadi. Eymen uzun gönderdi savunmanın arkasına. Altuğ ceza sahasında. Altuğ çevirdi içeriye Ali Eren. Korner. Korner. Ben Altuğ'u yiyordum. Efendim? Evet. Çok güzel orta hadi. Tamam. Barış. Muaz kaç. Hoca bilir hoca. Faul. Volkan, Taha, İnanç'la anlaşamadılar orada. Taça sürdü topu, Taç. Hüseyin daha karşıladı. Gökhan, Volkan, Enis,
Taha'yı açtı top. Öte 1923 o kadar kara düzen top oynuyor ki 3 pas yapamıyor isabetli bir şekilde. Organize bir türlü gidemediler. Ali Eren hemen kullandı. Hüseyin karşıladı. Osman ve Taç. Osman iyi sıyrıldı. Osman. Altu terse çok güzel bir top Nihat'ın koşu yoluna. Barış çıktı kalesinden ve aldı topu Barış. Gökhan yine acele etti. Miraç güzel aşırdı Volkan'a doğru. Volkan ceza sahasında. Volkan çevirdi. Taç. Ah Volkan kale önünde. Ayağın üstüyle dayayacaksın orada üstüylelere pis burnu. 6 pasın içinde geri pas çıkartıyor Volkan. Savunma girdi araya. Bu pozisyon ilk yarıda belki bir daha gelmeyecek. Enis köşe vuruşunu kullanıyor. İlk köşe vuruşu 1923'ün orta geldi. Osman uzaklaştırıyor rahat bir şekilde Gökhan. Tekrar Osman. Taç. Elini kullandı orada. Faul diyor hakem. Ali Eren kullanacak. Ali Eren kötü kullandı. Kaleci Muhammed. Muhammed çok uzun bir degaj yine karşı kaleye kadar. Barış ıskaladı topu. Altı açısı kapandı. Gökhan girdi araya ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor. Yine Muğla Spor'da kaldı top. Ege, Osman. Osman'dan Adem'e. Adem, Ege. Döndü sola Nihat. Gökhan girdi araya taç. Nihat ve Altuğ sürekli kanat değiştiriyor. İleri uçta hücum opsiyonlarını çoğaltmak için. Şut Nihat'tan. Top avuta çıkıyor ama hakem öncesinde faul diyor. Barış'a yapılan hareket faul. Yine Altuğ sağ kanattan sola geçti ve yerini dolduran Nihat'a güzel bir orta kesti orada. Hadi oğlum canlı ya. Bir de sizin. İyi oynuyorsun. Dedi. Dakika 29 0-0 eşitlik devam ediyor. Barış pasla başladı Ali Eren.
Adem'in baskısı kaç. Osman. Muaz. Evet, bravo çıktı ya. Endirek hemen kullanmak istedi. Enis gönderdiği yer Eymen Efe. Sektirmedi topu. Memati faul. Memati daha çabuk davrandı. Topa vurdu. Orada geç kaldı Muğla Sporlu oyuncu. Hoca faul bize, hoca yanlış. Sarı kart bekliyor bu pozisyonda 1923'lü oyuncular. Sağlık görevlisini çağırdıken iki oyuncu da kalktı şimdi. Hem Altuğ hem Memati. Altuğ yok mu? Yok. Doğdu kırmızıydı. Sarıya mı döndü? Turuncu var. Turuncu. Yeşilden geldi bu sefer. Yeşil katılma. Memati. Volkan. Muaz. Daha güzel kontrol. Taha kaleye doğru zayıf bir şut. Muhammed ilk hamlede kontrol etti. Yine degajı karşı kaleye doğru. Ali Eren'le Gökay arasında bir anlaşmazlık. Nihat ceza sahasına girdi. Nihat güzel çalım. Nihat çizgiye indi. Nihat vurdu. Kaleci Barış. Nihat bu kez kendi vurmayı denedi. Sol ayakla Barış ön direği kapattı. Köşe vuruşunu kullanacak Nihat. Haydi beyler, haydi! Orta geldi. Bomboş pozisyon. Hüseyin vurdu. Miraç uzaklaştırıyor. Şimdi Taha. Ege yine içeriye çevirdi. Miraç girdi araya. Bilal kontratak şansı. Nihat. Ali Eren. Ege'de kaldı top. Bütün dönen topları topluyor Muğla Spor. Enis. İnanç'ın koşu yoluna. İnanç. İnanç Efe ile mücadelesi bugün orada sol kanatta. Efe çeteyi bir türlü geçemedi İnanç. Abi şöyle gelsene size. Çok uzak kaldın ya da soğuk bir çocuk düşünün. Altı! Hoca! Hoca buraya hoca! Hoca! Ulan bağırmıyor! Bağır. Hoca bağırmayı dememiyor! Hoca biz kırmızıyız! Tamam bekliyor Muğla Sporlu oyuncular. Kaleci Barış saça gönderdi topu. Adem de kalktı hemen. Herkes pozisyona kırmızı isterse tutuncuna bozacak ya. Barış. İnanç. Enis atamadı. Nihat. Terse doğru bir top. Gökhan. Daha Muaz. Miraç kazandı topu. Yine Muaz girdi araya. Osman. Miraç ayak koydu, kazandı. Miraç mücadeleye devam ediyor. Enis kaldırdı topu savunmanın arkasına. Volkan offside'da. Volkan offside'daydı. Oyun devam ediyor. Hakem şimdi gördü hakem. Yardımcı hakemin bayrağını. Mehmet Hüseyin. Bravo be, bravo olsun. Mehmet. Muaz. Ege. Taç.
Deri kalk başı yok, top tutar, yumak keser. Sonra sonra. Ben kader atıyorum, kalk kalk. Osman, Ege, Bilal'le mücadelesi. Taç. Miraç iyi indirdi. Altan alamadı önüne. Taha, Muaz, Taha Muaz'a hediye etti yine topu. Altu koşuluna, Altu. Altu terse doğru. Sabri Gökay girdi araya, Gökhan uzaklaştırdı. Miraç Volkan'ın koşuluna, Eymen kesti topu. Ege, Muaz, Miraç kazandı. Miraç şimdi ortaya döndü. Enis geç hareketlendi. Nihat arkadan gelip aldı topu. Nihat Enis'ten sıyrıldı. Gökay taç. Osman ortası ve Mati Polat İnanç ayak tehlikeli kalktı diyor hakem. Endirek serbest duruş kullanacak Muğlaspor. Ceza sahası yayının 1 metre dışından. Nihat kimseye vermedi topu. Ege ile konuşuyor. Hakem şimdi Nihat'ı uyardı çift duruş olduğuna dair. Bu pozisyonlarda bence uyarmaması gerekiyor hakemin. Oyuncular futbol kurallarını biliyorsa eğer çift duruş yapıldı ve gol. Ege dokundu. Nihat köşeden ağlarla buluşturuyor topu. Ve 1-0 öne geçiriyor takımını. 10 numaralı formasıyla Nihat Ege Ceylan, dakika 38. Hakem şimdi Nihat'ı uyardı çift duruş olduğuna dair. Bu pozisyonlarda bence uyarmaması gerekiyor hakemin. Oyuncular futbol kurallarını biliyorsa eğer çift duruş yapıldı ve gol. Ege dokundu. Nihat köşeden ağlarla buluşturuyor topu. Ve 1-0 öne geçiriyor takımını. 10 numaralı formasıyla Nihat Ege Ceylan, dakika 38. Memati kaleye doğru, kaleci Muhammed yine rahat aldı. Muğla'yı
Memati Taç. Eymen uzaklaştırdı. Ali Eren'in arkasına bir top. Ali Eren. Nihat bıraktı taç. İlk yarıda normal sürede son dakika. 1-0 üstünlüğü devam ediyor Muğla Spor'un. Orta geldi. Arka direkte Altuğ boş. Altuğ kaleci gol. Bomboş kaldı arka direkte Altuğ. Vuruşu Barış'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Direğe çarpan top ağlarla buluştu ve 2-0 yapıyor skoru. 9 numaralı formasıyla Altuğ Kuray 40. dakikada. Aferin. Bravo. Orta geldi. Arka direkte Altuğ boş. Altuğ kaleci gol. Bomboş kaldı arka direkte Altuğ. Vuruşu Barış'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Direğe çarpan top ağlarla buluştu ve 2-0 yapıyor skoru. 9 numaralı formasıyla Altuğ Kuray 40. dakikada. Aferin. Bravo. Maçın başından beri bir sağdan bir soldan sürekli deniyor Muğla Spor kanatları Nihat ve Altuğ'la ve iki oyuncuyla 2-0 yaptı skoru ilk yarının son dakikalarında. Çağan Taç. Hakem 2 ya da 3 dakika uzatma gösterdi orada yanlış görmediysem. Ben ayrı kaç veriyorum? Evet, sor. Gökhan. Gönç. Faul aldı. Ya hoca bir kağıt göster herkesin rahatlasın ya. Bir göster şu kartta rahatlasın herkes. Göster ama seyirciye. Kartların nerede? Barış. Ne? Volkan. Barış. Gökhan. Gökhan iyi düşündü ama yine kimse koşmadı oraya. Volkan ve İnanç. İleride bir türlü uyanamadılar. Topu ayağına bekliyor iki oyuncu da kanatta. Volkan yine biraz etkili oldu. İlk 25 dakikada ama İnanç topu ayağına bekliyor. Ama ayağına beklediğinde de ortak davranıyor birazcık. Rakibiyle birebir yapmak yerine ileriye zorlamak yerine geriye dönüyor sürekli. Bu da savunma oyuncularının özgüvenini daha da arttırıyor. Gökay. Taç. Ve hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarıda etkili oyununu iki golle süsledi Muğla Spor. İlk yarı sonucu Muğla Spor 2. Fethiye 1923-0. İkinci yarı yine buradayız. Bir yere ayrılmayın. Üç gün sonra falan ya. Her gün maç olduğu için sırayla birini yayınlıyor. Şu an en son maç bu mesela. Cumartesi ya da pazara gelir. Sadece tepkiyeli maçlar. Çekiyorsun.
Genelde öyle oluyor da boş kaldığımda diğer maçlara da gidiyorum çağırırlarsa. Şimdi Fethiye her kategoride şampiyon olup üste çıktığı için hep onların maçlarına gidiyorum. Hani 10-0, 11-0 biten maçlara gitmeyi pek tercih etmiyorum. Zevkli olmuyor diye. Bizimkilere gelirsin. Bizimkiler zevkli. Evet, ikinci yarı hakem düdüğüyle başlıyor. Olayla. Gördüğümüz kadarıyla Muğla Spor ilk yarıyı bitirdiği 11 ile hiç değişiklik yapmadan aynı şekilde sahada. Fethi 1923'te 22 numara İnanç Çalışkan çıktı yerine 29 numara Çağın Türk girdi. Bir değişiklik var. Bu değişiklikten sonra Memati sağ açığa geçti. Çağın sol beke. Çağın, Muaz, Kaleci Barış. Yapıyorsunuz oğlum. Tamam, toplum çok önemli. Stoperdeki Memat sağ açığa geçince 6 numarada oynayan Gökay stopere geçti. Taha şut açısı arıyor. Taha çıkarttı pası. Memati dışarıda. Memati bekletmeden vurdu. Kendine güvenerek başladı ikinci yarı 1923. Direğin yanından dışarıya gidiyor. Golle başlayabilirdi 1923. Değerlendiremedi bu pozisyonu. Barış kaleden takımını yönetmeye devam ediyor. Barış'taki inancın şöyle yarısı diğer oyuncularda tamamında olsa bu takım 2-2'ye çok kolay döner. Hocam topu burada sana yok mu? Sen gitme oraya. Eymen orta sahadan kullanacak. Vuruşu Ege'ye vermedi. İçeriye doğru Enis karşılıyor. Ege. Ege sağa doğru. Efe. Muaz. Bilal girdi araya. Osman. Enis. Çağan. Çağan anlaşamadı orada Volkan'la bir an. Volkan, Enis attı ileriye doğru. Çağan koşuyor. Hüseyin. Çağan. Enis yine gönderdi Volkan'a doğru. Volkan. Taha. Enis attı Volkan'ın koşu yoluna. Volkan ceza sahasında. Volkan penaltı mı? Kaleci topu aldı orada. Volkan yerde penaltı bekliyor hakem. VAR'a gidiyoruz. Çağan. Enis yine gönderdi Volkan'a doğru. Volkan. Taha, Enis attı Volkan'ın koşu yoluna. Volkan ceza sahasında. Volkan penaltı mı? Kaleci topu aldı orada. Volkan yerde penaltı bekliyor hakem. Attı Volkan'ın koşu yoluna. Volkan ceza sahasında. Volkan penaltı mı? Biz buradan penaltı diye gördük ama VAR incelemesi kamerayı tam uzaklaştırdığımıza denk geldi. Umarım net çekebilmişizdir.
Kazım Hoca'nın sağ komiserin itirazı, topa vuran hücumcu savunmacının topla alakası yok şeklinde itiraz ediyor ama karar değişmiyor. Ege, gerçekten orada zoom yaparken penaltıyı hissetmiştim. Penaltı pozisyonu olabileceğini ama Volkan bunu içeri çevirir diye uzaklaştırma yapmıştık. Enis çok gereksiz bir hamle. Taç oradan çıkmıştı. Niye önden kullanıyor arkadaşı diye elle hamle yapınca rakibine hediye etti topu. Gerçekten çok akılsızca, mantıksız bir hareket. Hakem izin verdiyse devam edeceksin orada. 2 metre önde, 2 metre geride fark etmez. Güzel bir orta. Polat, Barış, Polat dışarıda. Barış'ı geçti orada. Gökay gole izin vermiyor. Adem Polat karşı karşıya net bir pozisyonu kaçırıyor. Güzel bir orta. Polat, Barış, Polat dışarıda. Polat, Barış, Polat dışarıda. Polat, Barış, Polat dışarıda. Sabri Gökay çok iyi girdi araya. Mücadeleyi bırakmadı orada. Biz gol oldu zannettik ama topu dışarıda gördük. Köşe vuruşunu Ege kullanacak. Adam paylaşımını iyi yapamadı 1923. Miraç, Muaz, Gökhan uzaklaştırdı. Memati. Evet. Değişiklik varmış Muğla Spor'da. Onu biraz geç fark ettik. Ataktan sonra söyleyeceğiz. Taha. Taha. Taha içeri kat etti. Taha. Gökhan ileride top bekliyor. Taha. Koşu yoluna attı Gökhan'ın. Çok uzak. Gökhan ayağına bekliyordu orada. Maçı sonradan izleyen 1923 oyuncularına sesleniyorum. Kanat oyuncusu her zaman topu ayağına beklemez. Topu ayağına bekleyen kanat oyuncusu her zaman topu kaybetmeye mahkumdur arkadaşlar. Bunu aklınızda bulundurun. Rakipten topu kaptığınızda veya organize bir şekilde atağa çıkarken orta saha oyuncusu eğer pas vermek için açı arıyorsa, bu şekilde Taha'nın yaptığı gibi topu sürüyorsa ileri doğru hareketleneceksiniz. Olduğunuz yerde sabit kalırsanız rakip gelir, hamle yapar, topu alır ya da rakip arkadaşınızın attığı pas bu şekilde taça gider. Hem Gökhan için, hem İnanç, Çağan, Volkan, bütün kanat oyuncuları için bu geçerli. Burada kanat oyuncuları hareketli olmak zorunda. Futbolun kuralı bu. Kanat oyuncusu hareketli olmak zorunda. Siz pivot santrafor değilsiniz. 9 numara değilsiniz. O yüzden bunu aklınızı iyi kazıyın. İyi çalışın bu konuya. Tüm kanat oyuncularına uyarım bu. Serbest duruşu Enis kullanacak. Arkada Gökay boş. Enis orta. Out. Enis orta mı, şut mu? Değişik bir vuruş. Üstten out'a gitti. Hüseyin. Evet, değişikliği söyleyecek. Muğla Spor'da 77 numaralı formasıyla Emir Furkan Uğur oyunda. Sol bekte Emir Furkan Uğur. Muaz'ı. Sağ açığa almış hocası. Bakıyorum Altuğ, Nihat, onlar da oyunda. Polat da oyunda. Evet, 20 numara Çağan Fırtına Altuntaş oyundan çıkan isim Muğla Spor'da.
İkinci araya bu değişiklikle başlamış Muğla Spor. Enes. Hocam bak nerede bak hocam. Bak bu da gol işte. Kaleci görüyor mu? Top oyunda Adrien Taç. Nihat iyi döndü. Bilal. Çağan. Taç. Gökay Muaz çevirdi içeriye doğru. Ali Eren'den önce Adem Polat. Adem Polat topu kurtardı, kendini kurtaramadı. Ama faulü Adem Polat yaptı diyor hakem. Hakem Ali Eren'i uyarıyor. Barış. Furkan Taç. Gökhan. Volkan Korner. Gol gelebilir, hemen ceza sahasına odaklayalım. Enis eğer düzgün bir orta açarsa. Hava topu hakimiyetinde çok da iyi değil Muğla Spor ama adam paylaşımını savunmada gerçekten iyi yapıyor. Kaleci yumruk faul. Orada Ali Eren aradan kaçtı. Kaleci Muhammed kendi takım arkadaşıyla çarpıştı. Hakem kaleciye faul diyor. Burada neden kaleciye faul verdi anlamadım. Bu Süper Lig'de de yaşanan pozisyonlar, anlamıyorum. Orada da anlamıyorum. Kendi oyuncusuyla orada çarpıştı. Muhammed yanlış görmediysem. Aylık bir şey ya. Kendi inatlarımızı varız ya. Sakin. Çok iyi bana çocuğum alıp buradan. Niye Fethi'yle oynuyor? Aylık bir şey ya. Sakinleş. Sakin. Sakin. Sakatlık var ya. Bir şey var. Çocuklarımız bizim bunlar ya. Allah Allah. Tamam. Sakinleş. Allah Allah ya. Tribün Kazım Hoca'nın tepkisini yanlış anladı orada. Kazım Hoca neden faul verdin diye hakeme itiraz ederken. Tribün neden tedavi görüyor olarak anladı herhalde. Ona isyanı vardı tribün taraftarların. Osman baskı var. Döndü geriye. Miraç birazcık uyanık davransa araya girebilirdi orada. Rahat çıktı yine Hüseyin. Ege'nin ortası. Kaleci Barış. Bekle. Çete. Taç. Miraç. Nemati ceza sahasında. Hüseyin ve Taç. Ben top gitti. Ben top gitti. Haydi top gitti. Haydi top gitti. Çağan. Enis. Miraç. Nemati. Nemati çevirdi içeriye. Ege Taç. Çağan. Yine Taç. Hadi balık var, balık. Çağan. Enis Taç. Değil korner. O kadar çok taça çıkıyor ki Karabürt'ten de oynanan maçlarda, özellikle ya da kulübesinin önünde top sürekli taça çıkıyor. Böyle maçta kilitlenme anlar oluyor. Diğer kanatlarda görmüyoruz bunu ama burada özellikle çok oluyor. Gökay. Ortası arka direğe. İçeride sanki Andy Carroll var, Peter Crouch var gibi. Bu kadar yüksek orta kaleciye yarar çocuklar. Biraz kaleye doğru vurun şu şutları. Gol istiyorsanız. Kaleye vurulmayan hiçbir şut gol olmaz.
Gol istiyorsanız önce kaleye vuracaksınız bu şutları. Top kaleye gitse çatala, arka direğe, kalecinin uzanamayacağı noktada golle buluşabilirdi Gökay. Ben, Memati, Taha. Bu üç tane aynı bir tane. Ayı! İçeriye ortağa sekti top. Kaç. Ayı ya. Nasıl oldu? Aa, dört tane var. Pislik ya. Oğlum bir tane bile yemedim lan ben. Bir tane bile yemedim. Ben de içerim. Miraç kurtaramadı topu. Nihat uzaklaştırıyor. Polat'ın koşusu var. Gökhan. Altuğ girdi araya. Gökhan. Taç. Evet, FETÖ 1923'te oyuncu değişikliği. 9 numaralı formasıyla Miraç Yıldız kenara geliyor. Çağan bu değişiklikle sol kanada geçti Memati forvette. Ve yerine 98 numaralı formasıyla Oğuz Karataş giriyor. 1923'te Oğuz oyunda. Yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl çok kötü sakatlanmıştı Oğuz. Kolu kırılmıştı. O süreçten sonra ilk kez forma giyiyor olabilir. Kolunda bandajla oynuyor. Memati alamadı. Ben nereliyim? Adam doymuyor. Nihat rahat sıyrıldı. Nihat vurdu kaleci Barış. Dönen top Gökhan korner. Barış yine çok iyi çıkardı orada. 1923 ikinci değişikliğini yaptı oyunda ama şunu söylemeliyim ki oyun Barış'ı istiyor ileride. Bir gol daha olursa maçta kim atarsa atsın Barış'ın ileriye geçeceğini düşünüyorum. Çağan, Bilal, Osman, Nihat, Muaz, Paul. Hoca bizim yayıncının iyi şutlarına inan var bak. Konu hoşluyoruz biz. Hadi Alto. Altuğ serbest duruşu kullanacak. Barış iki kişilik barajı istedi. Altuğ arka direğe doğru out. Barış hemen kullandı. Volkan aşırdı arkaya doğru. Eymen döndü kalecisine. Memati'nin baskısı var. Muhammed. Ali Eren sekti top. Adem. Gökhan. Adem. Şutu kaleci Barış. Barış uzun bir degaj. Ege Çete. Efe Çete karşıladı. Oğuz Karataş, Bilal, Muaz, Taha, Oğuz kaybettiler topu. Nihat, Oğuz kazandı. Nihat yine ayak koydu. Ali Eren attı ileriye doğru. Çağan, kaleci Muhammed de birlikte çıktı. Out ve oyuncu değişikliği Muğlaspor'da. 17 numaralı formasıyla Muğlaspor'da Ege Savaş kenara geliyor. Yerine 11 numara Mustafa Enes Yıldırım giriyor. Tamam, bravo oğlum, hadi. Aferin Ege Savaş.
Memati orada basması lazım. Stoper 2 metre önünde rahat top çevirmemesi lazım. Forvet orada stopere rahat top çevirtiyorsa, rahat pas yaptırtıyorsa takımına gol yedirmeye mahkumdur. Gökay ofsaytı bozdu. Nihat çevirdi. Gökay. Nihat bir kez daha. Kaleci Barış. Barış ileride Volkan'ı gördü. Ve oraya doğru gönderdi. Degajı. Volkan. Faul. Emir Furkan faul yapıyor. Enis ben kullanayım dedi ama Enis orada kaleye yetiştiremez o topu. Taha vursa ya da evet Taha vuracak. Taha ortası kale önüne. Kimse koşmadı yine kalecinin önüne. Ben anlamıyorum, 1923'lü oyuncular burada top kafasına gelsin değsin mi istiyorlar? İç hareketlenen yok. Kalecinin önüne koşu atan yok. Altı pası hareketlenen yok. İçeriği karıştıran yok. Kanattan, arka direkten, ön direkten koşular atan yok. Gerçekten isyan derecesine geldim. Bu oyunu Karaçula Spor oynasaydı ya da Eldirek Spor oynasaydı, şu pozisyonları Kubilay yapsaydı maç boyunca, yani Kubilay bilir beni. Böyle güzel eleştirmezdim yani. Yapıcı eleştirmeye çalışıyorum. Çünkü bu 16 ligleri, altyapı ligleri futbolu öğretmek için, futbolun gelişimi için oynatılan ligler. Burada oyuncuların kendilerini geliştirmeleri lazım. Çapraz koşuları atacaksınız. Ön direğe, arka direğe hareketleneceksiniz. Serbest duruşlarda içeriği karıştıracaksınız. Bakın Barış inisiyatif aldı. Yine gönderdi oraya. Yine bir oyuncu anca hareketlendi. Dönen topları da böyle rakiplerin hepsi topluyor. Ramazan Hoca'nın isyan ettiği kadar var olay. Yani burada affedersiniz geçi bok gibi bir yere yığılmanın bir anlamı yok. Orta sahada, ortada oynayan 5 oyuncu da aynı şekilde sanki iplerle birbirine bağlanmış gibi kademe anlayışı olmadan aynı yere yığılıp gidiyorlar. Topu yine aradan çıkıp Muğla Sporlu oyuncu alıyor. Yine dönen topu Muğla Sporlu oyuncu aldı. Emir altı, Gökhan girdi araya. Bir şey olunca bir daha bir daha. Git oraya da lan. Mustafa. Out. Buğra taraftar gol istiyor. Gol. Ona göre hadi bakayım ya. Barış hemen kullandı. Osman karşıladı. Polat. Savunma da artık önlem almayı bıraktı. Nihat, kaleci Barış. Orada Gökay ayağa kaydı, bir sakatlık geçirdi. Nihat önünde buldu topu ama Barış yine çıkardı. Bugün farkı engelledi diyebiliriz şu dakikaya kadar Barış kaledeki performansıyla. Nihat köşe vuruşunu kullanacak. Arka direkte yine bir Muğla Sporlu oyuncu boş. Savunma uzaklaştırdı. Taha gönderdi ileriye doğru. Çete. Memati girdi araya. Memati. Out attı topu Memati. Kaleci Muhammed de çıkmıştı orada. Out. Nerede istiyorsun? Burada bitiriyoruz. Oraya gitmesin. Burada bitir. Hadi aslında. %100 yetmiştik. Kaleci bağırsa lan biraz daha. Yok, 60 yüzü yapan iyi. Kefay, Kübra, bağırma ki. Aferin lan. Çek kapıya,
İkiniz aynı kaldırdınız bana. Oğuz Karataş buna tehlikeli hareket diyor hakem. Burada izleyen Muğla sporlu veya tarafsız izleyiciler beni taraf tutuyor olarak yorumlamasınlar. Ben maçın başından beri 1923 pozisyonlarını değerlendirmemin sebebi zaten Muğla sporlu oyuncular maçın başından beri %70, %80 doğru hamleleri yapıyorlar. En azından sonuçlandırma açısından doğruyu tam olarak yapamasalar da oyun açısından, oyunun gelişimi açısından, saha içi yerleşim, kademe, hareketlenme, pas dağıtımı ve pozisyon bulma, bindirmeler açısından doğru hareketleri yapıyorlar. Maçın başından beri gerçekten Nihat'ın şu pasları, şu hareketlenmeleri Altuğ'la o kadar iyi anlaşıyorlar ki gerçekten 10 numaranın hakkını veriyor Nihat. Ben şunu söyleyeyim, Muğla sporlu oyuncuların nesini eleştireyim, hangi pozisyonunu değerlendireyim? 1923'lü oyuncuları daha çok tanıdığım için, daha çok bildiğim için, onların yeteneklerinin daha çok farkında olduğum için bunları söylüyorum. İkisi de Muğla'nın takımı, ikisi de bizim takımımız. Fethiye'ye daha yakın olabilirim, Fethiye'li olabilirim ama burada yani daha ne söyleyeyim? Faul. Hocam kart vermesin, onun ayağı bastı. Hakem henüz sarı kart çıkarmadı maçın başından beri. Dakika 66, 2-0 devam ediyor maç. Hocam sarı ya, sarı. Hocam burada burada kartı geliyor. Oğlum kaleye geçsene ya. Geç lan abi be, geç. Kaptan yok mu ya takımda? Kaleci her şey koçuyor. Kaptanım var orada. Hocam oyuncu değişikliği var. Yeter ki. Kaleci sakin ol ya. Kapat diyor doğru. Evet, Fethiye 1923 oyuncu değişikliği yapıyor. ...19 numaralı formasıyla Mehmet Taha Kocabaş kenara geliyor. Yerine 42 numara Yusuf Çetin giriyor 1923'te. Oğuz Efe Şeyda daha az önce hazırlanıyordu ama o değişiklikten vazgeçildi sanırım. Osman, Furkan, Altuğ. Evet, Oğuz Efe Şeyda da oyuna girmiş. Hocam oyuncu girdi. Az önce biz sakatlıkla Barış'ın oradaki itirazı bilgilendirken görememişiz. Oğuz Efe Şeyda da oyunda 77 numaralı formasıyla Fethiye 1923'te çıkan diğer isim, bakıyorum sahada kim yok. Bilal'i görmüyorum. 94 numara Bilal Çelik çıkan diğer isim. Dört değişiklik hakkını kullandığı 1923 şu dakikaya kadar bir seferde bir değişiklik hakkı daha kaldı Fethi 1923'ün. Gökay, Hüseyin, kaleci. Bas bas bas! Oğuz Efe, Enis, offside. Hüseyin, Mustafa, Efe, Osman. Çok rahat pas yapıyorlar orta sahada savunmada Muğla sporlu oyuncular. Çağan, Osman, Rüzgar Ataş. Nihat,
Hocam! Bizim hocam! Bizim bizim! Hadi Enes! 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 Hocam! Ulan bizim çocuklar hocam ne yapsın lan? Ben babam. Sihirli sözler hocam. Çık hadi. Ulan baba. Vay kaleci. Barış gönderdi ceza sahasına. Memati kontrol edemedi. Enis dışarıda. Enis maçın başından beri ilk kez şut denedi. Akan oyunda aslakla out'a gidiyor. Biraz da gidecek. Herhalde bu Muğla'nın en büyük sahibi. Değil mi? Bir de köyceğiz. Köyceğiz de bizim. Hocam! Osman, Nihat. Oha! Faul yapıyor Aziz Vatan. Aziz Vatan da oyunda. Biz gerçekten oyunu takip etmeyi bırakmışız. Aziz Vatan ne ara girdi onu da bilmiyorum. Belki çocuk 15 dakikadır oyunda. 1923 oyuncu değişikliği hakkını doldurmuş. Böylelikle. Aziz Vatan kimin yerine bakıyorum. Hoca! Hoca camiye! Hoca cidikten başlıyor. Ne zaman bu tuhaf ya? Evet, Gökhan'ın yerine oyunda Aziz Vatan da. Çağan, Enis. Osman gidiyor. Gol! Gökay döndü kafasıyla kalecisine. Kayköy'ün arkası da öldü. Orası 40.000 yıllık. 5.000 yıllık. Kaç sene evi? Altı Polat'ın önüne attı. Polat bir sürdü kanatı. Frikikliyor hakem. Kart ve penaltı itirazları. Sarı kart görüyor. Sabri Gökay Tütüncü 60 numaralı formasıyla. Maçtaki ilk sarı kart yanlış görmediysek. Pozisyonu inceliyoruz. Altı Polat'ın önüne attı. Polat bir sürdü kanatı. Frikikliyor hakem. Kart ve penaltı itirazları. Sarı kart görüyor. Sabri Gökay Tütüncü 60 numaralı formasıyla. Maçtaki ilk sarı kart yanlış görmediysek. Altı Polat'ın önüne attı. Polat bir sürdü kanaltı. Frikikli Polat'ın önüne attı. Polat bir sürdü kanaltı. Frikikli. Ya hoca kaç? Kaleci değiştirmeye itiraz ediyor ya. Hocam kaleye siz geçin ya. Haydi ula haydi. Kalecilik öğrenmiş.
Hakem rutinliği bilmiyor. Ben görmüyorum. Hadi sen, hadi sen. Söyleyeceğiz. Oğlum burada kesin gol var. Gol var. Gol var. İzle kal. Görmüyorsun. İzleyiniz gol. Aferin ben sen izleyin. Ha? Öğren. Adamlar ne diyor? Kaleci öğret. Yüzde. Yüzde. Sağ ol. Biliyor mu acaba sorma kapıyı? Sağ ol. Dönen top! Haydi Enes, haydi! Üdük geldi. Out. Dön. Bir gol istiyoruz, bir gol, hadi! Haydi! Haydi çocuklar! Haydi bu! Barış hemen kullandı. Mustafa, Nihat, Nihat yine çok güzel düşündü ama Polat beklemiyordu. Kaleci Barış. Ama yani. Çok iyi bir darına. Mustafa. Evet. Muğla Spor 2 oyuncu birden değiştiriyor. 7 numaralı formasıyla Adem Polat Siner kenara geliyor yerine. 88 numara Yiğit Dereli giriyor. Ve 21 numaralı formasıyla Hüseyin Karaman kenara geliyor. Yerine 23 numara Sinan Tuğra Teker oyuna giriyor. Terse doğru harika bir top. Çağan. Out. Evet, korner hakem kararı. Dakika 76, normal sürede 4 dakika var maçın bitmesine. Çağan köşe vuruşunu kullanacak. İçeride 4 arkadaşı var, yine hareketlenen yok. Yine ortalığı karıştıran orada. Şimdi Gökay geldi, karıştırdı biraz. Orta geldi. Volkan'ın kafa vuruşu. Yusuf. Kaleci Muhammed. Kalın 1-2-5-2-1. Hocam bak. Hocam bak. Vurursa kalkamaz bak. Aynen. Vurursa kalkamaz yerden. Hakem ve Mati'yi uyarıyor. Hoca kaleci uyarıyor. Hoca oyuncuyu versen. Hadi gel. Barış gelişine güzel vurdu bir sinirle. Evet, Osman elle karşıladı. Abi kaleci zaten forvet oynuyor, gol kralı. Kaleci forvet oynuyor ligde, gol kralı zaten.
zaten. Gördün mü kaleci? Atamıyorlar. Atmıyorlar adam sen kaleci. Vallahi boş boşuna geçiyorsun kaleye cidden ya. Akşama ne iş var lan? Sen seni yeri olsa santrafor oynarım. Bunlarda var mı kayıtlar? Geliyor mu sesler? Kaleci zaten sormayız. Boyun alın. Senin hoca nerede? Gerçi porno mu? Evet, evet. Al ben, al şu topu. Tamam. Nihat. Oğuz. Memati. Osman. Aç. Kaleci çıkarttık ya. Al onu. Sabri kullanacak serbest duruşu. Dakika 79. Sabri Gökay topun başında. Bu kadar transfer geliyor. Balık geliyor lan hocam. Balık geliyor. İyi mi diye. Kaleci yalamsın hocam. İçerideki itişmelerden sonra hakem durdurdu oyunu çağırıyor. Hayır. Hayır. Hocam orta sayı geldi. Kale git sen doğru, git ya. Git siyon. Var ya sen şunu atardın bak serbest duruşa. Kaleye atsam var. Kaleci. Ay Mustafa! Kaptan kalan yok musun? Kalede, kalede. Evet, düdük geldi. Gökay arka direğe. Kaleci Muhammed. Gördün mü? Git sen koydun işte. En azından benim de çıkarak. Bak sen. Neyse. Şöyle şöyle. Sen yaptın çok iyi. Bu kadar yol, bu kadar koşturmadı ki. Ben 2 dakika gidiyorum. Bas. Hadi Altuğ. Nihat. Yine Altuğ. İçeriye çevirdi kaleci Barış. Hoca görüyor musun? 2 metre dışarıda Barış vurdu. Barış dikacı dışarıda vurdu. Memati harcadı topu. Hoca köşteki koyuyor. Memati çoktan bıraktı oyunu. Mücadeleyi, mücadele etmeyi. Çıkın artık ya! Topu yok olacak. 20-25 dakika oldu Memati o karşı karşıya kaçırdıktan sonra mücadeleyi bıraktı. Eğer orada bırakmasa o pozisyonu bir daha bulabilirdi. Şurada bir gol maçı çok değiştirir. 2-1 olsa o maç çok rahat döner. Mücadele ettikten sonra tabii mücadele edersen döner. Mücadele etmedin de hiçbir maç dönmez ve hakem 3 dakika uzatma gösteriyor. Burada oynayan çocukların, futbolcuların çoğu 2008 doğumlu, 2008 ve 2009 doğumlu. Onlar hatırlamaz ancak YouTube'dan ya da futbol programlarında yorumcuların söylediklerinden hatırlarım ama çoğunun doğduğu esnalarda veya daha 40'ı çıkmadan Türkiye Milli Futbol Takımımız Euro 2008'de destan yazdı. Hem grup elemelerinde hem Avrupa Şampiyonası finallerinde orada yabancı gazetelere, yabancı haber sitelerine baktığınızda görürsünüz geri dönüş konusunda orada Türkiye bitti demeden bitmez diye çok başlık atıldı. Biz bitti demeden bitmez diye. En az benim hatırladığım 6 maç geriden gelip döndürmüştür Türkiye. Elemelerde zaten o şekilde 4 maç döndürdü. 5.'de de döndürüyordu. Bir hatayla kupayı kaybetmişti. Sadece elemelerde 4 maç. Özür dilerim. Finallerde 4 maç. Elemelerde de bir benim hatırladığım rahat 4 maç var. Geriden gelip döndürdüğü. Orada İspanya'dan çok mu iyiydi teknik olarak milli takımımız ya da Almanya'dan çok mu iyiydi? Değildi. Çok da iyi değildi ama o milli takımın bir hırsı vardı, bir azmi vardı, mücadelesi vardı. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadı. Ve Avrupa'da 3. oldu. Şut kaleci Barış.
88 numaralı formasıyla Yiğit Dereli çok iyi mücadele etti orada. Sol ayakla şutu kaleci Barış. Bugün maçın yıldızı diyebiliriz. 10 numara Nihat'la birlikte benim görüşüm bu tabii ki. Muğla Spor'da Nihat, FETÖ 1923'te Barış. Ama genelde maçın oyuncusu galip olan takımdan seçilir. Maçın oyuncusu bence Nihat ve Barış arasında gidip geliyorum. Siz yorumlarda belirtin maçın oyuncusu sizce kimdi diye. Gerçekten Barış bugün birebir karşı karşıya 7-8 tane net çıkardı. Karşı karşıya olmayan pozisyonları da çıkardı. Barış her şeyi çıkardı. İki gol hariç. Ve Mati kaybetti topu ve hakem maçı bitiren videoyu çalıyor. Muğla Spor sahadan 3 puanla ayrılıyor. Muğla U16 Ligi Şampiyonası finallerinde, final grubu mücadelesinde, ilk hafta mücadelesinde Muğla Spor 3 puan 2 golle alıyor. Maçın sonucu Muğla Spor 2, FETÖ 1923-0. 10 numara Nihat ve 9 numara Altun golleriyle 2-0 galip ayrılıyor sahadan Muğla Spor ve Türkiye Şampiyonası'na gitme yolunda önemli bir galibiyet alıyor. Yeşil beyaz yapın sana, tamam mı? Tamam mı? Hadi hazırlan. Hadi. Vur! İyi. Beyler. Hadi hadi gel. Hayır hayır hayır. Şuna bak. Bak. Ali abi. Hadi 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 gel. Git. Boş ver. Sevinci gerçekten doğru oyunla güzel gollerle sonuca gitti Muğla Spor. Maç yayınımız burada sona eriyor. Facebook ve Instagram var. Biz de bu spor sayfaları ve Mehmet Turman sayfalarını beğenip takip etmeyi, YouTube Mehmet Turman kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer bu maçın videosunun altına yorum atarsanız sevinirim. Yorum ve beğeni atarsanız seviniriz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.